Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat-ı Mekke 8. sefir 48. kısım. Asıl içinde vasıl. Namazda cenazelerin dizilişi. Bilginler kadın ve erkek cenazeler namazda bir araya geldiğinde cenazelerin nasıl dizileceği hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler erkeklerin imamın tarafına, kadınların ise kıbleye doğru konulacağını, bazı bilginler ise tersini söylemiştir. Başka bir gruba göre ise önce erkeklerin, ardından kadınların namazı kılınır. Benim görüşüm şudur. İki erkek cenaze varsa biri diğerinin ardına, diğeri ise kıbleye doğru yerleştirilir. Kadınlar ise kendi aralarına yerleştirilir. Bir erkek cenaze var ise imamın önüne konulur. Kıbleye doğru konulması ise daha uygundur. Bütün bunlar benimsenecek meşru bir sınır olmadığında böyledir. Bu konuda şeriattan bir hüküm bulmaya çalıştık fakat bulamadık. Bir sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde erkekleri kıble tarafına, kadınları ise imam tarafına koyduklarını aktarmıştır. Bunun sebebi sorulduğunda ise şöyle demiş. Sünnet böyledir. Bana göre en uygunu budur. Böyle bir sorun ortaya çıktığında sahabeye göre kadınlar da böyle dizilirdi. Hükümde çekingen olmak daha uygundur. Bu nedenle erkek ve kadınlar arasında namazda ayrım yapan kişi ihtiyatlı davranmış demektir. Bana göre tercihe şayan davranış, erkekleri kıbleye doğru öne geçirmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerini defnederken daha üstün olanı kıbleye doğru koymuş. Hepsini tek bir kabre gömmüştür. O halde üstün olanı kıbleye doğru konması daha uygundur. Çünkü söz konusu kişi dinen Allah'a daha yakındır. Allah en iyisini bilir. Vasıl, batini yorum. Kadınlar oluşturma yani tekvin, yaratma mahallidir. Dolayısıyla onlar yaratana daha yakın olduğu gibi kıbleye erkeklerden daha uygun sayılırlar. Erkeklerde bir kez oluşturma gerçekleşmiş olsa bile ki bu Havva'nın Adem'den yaratılmasıydı, hüküm çoğunluğa göre verilir. Havva'nın Adem'den oluşmasının karşılığında Hz. İsa meni olmaksızın Hz. Meryem'den oluşturulmuştu. Öyleyse kadınlarda yaygın durum onların oluşma yeri ve mahalli olmalarıdır. Onlar her doğan fıtrat üzerine doğsun diye kıbleye daha uygundur. Çünkü çocuk doğduğunda bizim dünyamıza çıkar. Bu durum Rabbinin katından yeni gelmiş kişi ifadesinde dile getirilir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yağmur hakkında şöyle demiş. Yağmur Rabbinin katından yeni gelmektedir. Binaenaleyh erkeklerin imamın tarafına konulması daha uygundur. Diğer yorum şudur. Erkek cenaze imam tarafına konulduğunda imamı kadından perdeleyen bir örtü olur. Çünkü kadın avrettir ve şehvetten yoksun bir ölünün kendisine komşu olması ona bir canlının komşu olmasından daha iyidir. O halde kadınları kıbleye doğru koymak, erkekleri koymaktan daha uygundur. Hak ise kadın kullarına ve onları imamdan ya da cenaze namazı kılanlardan engelleyen bir perde olmaya daha layıktır. İmam Hakk'ın kulağı ve gözü olduğunu kendi nefsinden bilebilecek biri ise kadın ya da erkeklerin önüne geçmesi önemli değildir. Kadınları bu nitelikteki birinin önüne, erkekleri kıble tarafına yerleştirmek batıni bakımdan daha güvenlidir. Çünkü doğal durumların çoğunu Allah sebepler vesilesiyle oluşturur. Bu durumda kadınların bu nitelikteki bir imamın önüne koyulması daha uygundur. Bu muhakkikin yani kesin bilgiye ulaşmış kişinin değerlendirmesidir. Böyle bir nitelikte nitelenmiş imam bir araçtır. Hak ise kendi işine galip gelendir. Fakat insanların çoğu bilemez. Bu meselede şaşırtıcı, olağanüstü öyle sırlar vardır ki akıl sahipleri onları öğrenseydi hiç kuşkusuz şaşırır, hayrete düşer, Allah'ın eşyadaki hikmetini öğrenir, Allah'ın nuru ve karanlığın anlamını fark eder, bu perdenin nasıl tanımlanacağını belirlerdi. Allah sınır kabul etmez, ondan hiçbir şey perdelenmediği gibi hiçbir şey onu perdeleyemez. Çünkü herhangi bir şey onu perdeleseydi, bu perde onun hakkında sınırlanma hükmü verirdi. Allah'ın ise perde kabul etmesi geçerli değildir. Dolayısıyla kulun Allah'tan perdeli olması doğru bir ifade değildir. Fakat kul
belirli bir ilişki yönünden haktan perdelenebilir. Allah günahkarlar hakkında şöyle der: onlar o gün Rablerinden perdelenmiştir. Burada Rab kelimesini onlara tamlama yapmıştır. Bu haktan ümit edip bulamadıkları bir bağıntıdır. Çünkü onlar içinde bulundukları yönden başka bir yönden onu istemişlerdir. Böylece doğuya gitmeye niyetlenip bedeniyle batıya doğru yürüyen kişiye benzemişlerdi. İnsan hareketinin niyetlendiği yöne doğru olduğunu zanneder. Bu durum, hesap etmedikleri şey Allah'tan onların adına meydana geldi ayetinin anlamıdır. Onlar gaflet uykularından uyanıp bir konaklama yerine vararak bineklerinden indiklerinde amaçladıkları şeyi isterler. Bunun üzerine onlara ilk adım atışta ondan ayrıldınız, yürümekle de ondan sadece uzaklaştınız denilir. Bunun üzerine keşke geri dönebilsek derler. Halbuki geri dönmeye bir yol bulamazlar. Bu nedenle onlar kendileri adına belirlenmiş yolun dışına yönelerek onu aradıkları için Rablerinden perdelenmiş olmak özelliğiyle nitelenmişlerdi. Bu yorumlarımızı öğrendiğinde artık cenazeleri kendi makamına göre sırala ve kendiliğinden hüküm verme. Çünkü hüküm verme yetkisi sana değil, şari'ye aittir. Şari tarafından o makamda keşif yoluyla sabit ve geçerli hükme ulaştırıldığında artık onunla amel et, onu aşma ve onun sınırında dur. Gerçekten sonra sapkınlıktan başka ne vardır ki?